Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün kırmızı pancardan harika bir turşu yapıyorum. Pancarın kendisiyle değil, dallarıyla yapacağım. Pazardan aldığım kırmızı pancarları özenle seçtim. Özellikle küçük olanlarını ve dallarının daha çok olanlarını seçtim. Kafası küçük ama yaprakları ve dalları daha olgun olanlarını seçtim özellikle. Bunları kafalarından ayırıyorum. Yani kökleriyle saplarını birbirinden ayırıyorum. Saplarını bol suda güzelce yıkayacağım. Bol suda yıkadığım sapları bu sefer de yapraklarından tek tek ayıracağım. Dal dal ayırmam gerekiyor onları. Yapraklarını ayrı bir yemekte kullanacağım. Dallarını ise turşuda kullanacağım. Tencereyle ocağa su koyuyorum. Kaynayan suya atacağım çünkü. Ve dalları, yapraklarından ayırdığım dalları hepsine aynı ölçüde olacak şekilde 3'e bölüyorum. Elinizdeki dala göre 2'ye de bölebilirsiniz, 3'e de bölebilirsiniz. İçerisine koyacağım sarımsakları da sıcak suyun içerisinde beklettim. Buradan 5-6 tane sarımsak kullanacağım. Onları da bir güzel temizledikten sonra kıydım bıçakla, dövmedim. Sadece kıyarak hazırladım. Ayıkladığım dalları kaynayan suyun içerisine koyuyorum. Suyun içerisine tuz falan koymadım. Hiçbir şey yok. Sadece kaynayan duru su. İçerisine koydum. Şöyle bir bastırdım. Ve 1-2 dakika kaynatmam gerekiyor bunu. Çok fazla olmayacak arkadaşlar. Ne kadar da güzel rengi çıkmış bakın. Şöyle yuvarlak yapmaya çalışacağım. Yumuşamış mı diye bir bakacağım. Yeterli bu kadar. Daha fazla yumuşamasın. Suyundan bir süzgeç yardımıyla çıkarıyorum. Ayrı bir kaba koyuyorum. Ayrı kaba koyduğum sapları, dalları yani soğuması gerekiyor. Güzelce soğuduktan sonra işlemini yapacağım. Evet, dallar soğuduktan sonra 1 su bardağından 2 parmak eksik yoğurt suyu. Yoğurt suyu koyduktan sonra 1 çay kaşığı limon tuzu koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar da, tam doldurmayın arkadaşlar yemek kaşığını, tuz koydum. 1 yemek kaşığı da sarımsak koydum. Hepsini bir güzel karıştıralım. Siz kendi elinizdeki ürüne göre koyacağınız cam kavanozu belirleyin. İsterseniz 1 litreliğe, isterseniz yarım litreliğe. Hangisine olacaksa. Hepsini böyle uzun uzun aşağıya doğru gidecek şekilde, yani kırmadan düz düz koyalım. İyice dolduralım. Dibindeki suyunu ve sarımsaklarını hiçbir şeyini ziyan etmeyelim. Hepsini kavanozumuza dolduralım. Kavanozumuzu
kavanozun üzerine kadar çıkacak kadar su koyalım. Suyumuz kesinlikle içme suyu, hazır su olmalı arkadaşlar. Yani kireçli su sakın koymayın. Üzerine de bir demet, küçük bir demet maydanoz koyuyorum. Üzerini kapatsın diye. Ve ağzını kapatıyorum. Ağzını kapattığım kavanozumu tezgahın altında serin bir yerde beklettim. Benim turşum 15 günde oldu. Evet arkadaşlar, 15 gün geçtikten sonra turşumu açtım. Muhteşem olmuş, çok güzel mayalanmış. Şöyle sizlere göstermek istedim. Harika, kıtır kıtır olmuş, çok güzel. Bir tadına bakacağım. Harika turşu olmuş gerçekten. Sirke koymadığım halde mayalanmış. Muhteşem. Benim tarifimle lütfen deneyin. Pişman olmayacaksınız. Çok değişik bir tat oldu. Sizlere tavsiye ediyorum. Afiyet olsun arkadaşlar.